Tarihiyle, doğasıyla, Atatürk Barajı'nın verdiği güzelliğiyle Cüngür. Diyarbakır'ın bu saklı kalmış ilçesi tepeden bakıldığında sizi kendine çekiyor. Sarp Dağların eteğindeki Cüngür, Anadolu esintilerini de yaşatmaya devam ediyor. Bizler de bu güzel ve şirin ilçemizi Belediye Başkanımız Sayın Ali Suat Akmeşe'den dinliyoruz. Sevgili izleyiciler, Diyarbakır'ın bir başka ilçesi olan Çünküş'teyiz. Burada belediye başkanım 31 Mart seçimleriyle görev başına geldi. Kendisi Sayın Ali Suat Akmeşe ile beraber Çünküş'ü amca. Çünküş'ün güzel bir özelliği var. Cevizli sucuğu, cevizli pekmezi ile çok meşhur. Türkiye'nin her tarafına gidiyor. Bakalım başkanım Çünküş hakkında bize neler söyleyecek? Teşekkür ederim bize bu fırsatı verdiğiniz için. Ben Çünküş'te 1994-2004 yıllarında yine belediye başkanlığı görevinde bulundum. Halkın isteğiyle müracaat ettik. Tercihimizi Çünküş'te yana kullandık. Onlar da bizi desteklediler. Çok şükür kazandık. Şu anda buradayız. Tabii Çünküş uzun zamandır biraz da galiba ilden uzak olduğu için, hani bir tabir var, gözden uzak olan gönülden uzak olur diye. Galiba bu tabirle Çünküş'te biraz ihmal edildi. Aslında burası hep devletin yanında oldu. Biz biraz da üçgen bölgedeyiz. Bir tarafımız Adıyaman, bir tarafımız Malatya, Elazığ ve bağlı olduğumuz yer de Diyarbakır. Arkamızdan Fırat geçiyor. Fırat arkamızda 8 kilometre ama bizden derinlikte çok yararlanamıyoruz. Karakaya Barajı bize 30 kilometre. Ve burayı bir emekli şehir, emekli kenti, küçük turistik kent olarak yapma hedefindeyim. Özellikle gençlerimize sahip çıkmalıyız ki ilçemizi terk etmesinler. Göreve gelir gelmez çalışmalara başlayan Başkan Ali Suat Akmeşe, belediye olarak sosyal projelere ağırlık vermeyi planladıklarını vurguluyor. Vaat ettiğimiz şeylerde ilk yıl burada düşündüğüm, ihtiyaç olarak gördüğüm sportif faaliyetlerde bir halı saha, futbol sahası gibi şeyler düşünüyoruz. İlçede uzun zamandır bir düğün salonu yok, rap düğünleri sokaklarda yapıyor. Kapalı ve açık alanda bir düğün salonu yapmayı planlıyoruz. Eğer imkanlarımız olursa büyük mahallelerimizde de yine aynı şekilde bunları tekrarlamak istiyoruz. Mahallelerde taziye evleri eksik, taziye evleri yapmayı düşünüyoruz. Muhtarlıkların daha iletişim kurmaları için onların bir muhtar evlerini de gerek taziye evine yakın veya ayrı, bunların da iletişim araçlarında internet bağlantılarını yapmayı hedefliyoruz. Şehirde konut problemini çözmek istiyoruz. Toki ile anlaşabilirse, evet, arsasını temin edip hatta belki belediye ile ortaklığı konut sorunu çözmeyi hedefliyoruz. Tarımsal anlamda verimli bir coğrafyada yer aldıklarını belirten Başkan Ali Suat Akmeşe, üzüm ve arıcılıkta Cüngüş'ün bir marka olduğunu vurguluyor. Şimdi bağcılık bize Ermeniler döneminden bu kırsal bölgenin tamamında yani çok geniş çaplı bir bağcılık, üzüm yetiştiriciliği mevcutmuş, halen devam ediyor. Takdir görüyor. Batıda özellikle Denizli bölgesinde her yıl tahmin ediyorum 300-400 ton civarında bir üzüm alıyorlar. Yeterli olsa daha çok fazlası olacak. Bir de beyaz üzümümüz var. Yani bu da pestilde kullanılıyor. Bizim yöremize özgü bir olay. Özellikle ev hanımları yapıyor. Hala o gelenek devam ediyor. Balcılıkta da çok iyiyiz. Balcılık da burada dağlarımızda yabani otlardan dolayı arıcılığın da yani balcılığın da çok iyi olacağını düşünüyorum. Sevgili izleyiciler, Fırat'ın suyunun yanındayız. Fırat Nehri'miz Çüngüş'e kadar uzanmış durumda. Fakat Adıyaman'la Çüngüş'ü, Diyarbakır'ın kazası Çüngüş'ümüzü birbirine bağlamış durumda. Şimdi başkanımla bu güzellikleri sizlere anlatacağız. Başkanım,
Fırat suyunun kenarındayız. Efendim bu suda eskiden beri nasıl bir sistemde karşıdan karşıya geçişler vardı? Evet. Atatürk Barajı yapılmadan önce burada bizim asma köprümüz vardı. Adıyaman köyleri bize çok yakın. Gördüğünüz gibi burası şehir merkezine de 8 kilometre. O köyler alışverişinde Çüngüş'e geliyorlardı. Dolayısıyla Çüngüş'te ekonomimiz bu yönden biraz daha canlıydı. Suyun şişmesiyle asma köprümüz sular altında kaldı. Devletimizden, hükümetimizden buraya yardım ederlerse, burada bir köprü bağlantımız olursa, inanıyorum ki hem Adıyaman'a hem de Çüngüş'ümüze, hem Çüngüş'ümüzü çıkmaz bir sokaktan çıkarmış olacak. Her iki bölgeye de ekonomik açıdan bir canlılık getireceğine çok inanıyorum. Haklısınız. Bir de feribot da görüyorum burada. Ufak bir feribot var. İşte karşıdan bağlantı kesilince sağ olsun vatandaşlarımızın kendi inisiyatifiyle, mal varlığıyla böyle bir 4 araçlık bir feribot yerleştirmiş bulunmaktadırlar. Bu da ufak çapta da olsa canlılık getiriyor ama bir köprü kadar değil tabii ki. Bir de suyun üzerinde bir balık çiftlikleri görüyorum. Evet. Bunlar izinli olarak da değil mi? Özel şahıslara ait yapılıyor. Evet, özel şahıslara, genelde alabalık ağırlıklı olarak. Bir de sazan balığı türünde. İki hem yetiştiriyorlar. Evet. Satıyorlar tabii. Evet. Geçim kaynakları en doğrudur. Azından. Doğrudur. Sizin aracılığınızla hem Büyükşehir Belediye Başkanlarımızdan Malatya ve Diyarbakır'ın, hem de özellikle Cumhurbaşkanımız izlerse, evet, Cumhurbaşkanımızın bizim gibi böyle mahrumiyet bölgelerine yardımcı olacağını çok iyi biliyorum. Cumhurbaşkanımız izlemiş olursa inanıyorum ki Çüngüş'ü çıkmazdan kurtaracak, iyi bir ekonomiye kavuşmuş olacak. Metin Bey, sizi tanıyabilir miyiz? Metin Akmeşe, Çüngüş Şehit Aileleri Yardımlaşma Dayanışma Dernek Başkanıyım. Emekli Güvenlik Koruyucular Dernek Başkanıyım. Daha önce buradan Adıyaman'a asma köprümüz vardı. Atatürk Barajı'nın yapılmasıyla sular altında kaldı. Burada mağdur durumdayız. 5 vilayetin merkezinde olduğumuz halde hiçbiriyle yolumuz yok. Evet. Bağlantımız kesildi. Buradan Adıyaman'a bağlı olsa köylülerimiz gelirler, alışveriş yaparlar, ilçemizde göç olmaz. İlçemizin göçünün engellenmesi için köprümüzü bir an evvel devlet büyüklerimizden yapılmasını istirham ediyoruz. Sevgili izleyiciler, Çüngüş'te Çüngüş'ün esnafıyla beraberiz. Burada yıllarını vermişler. Burada çalışıyorlar, istihdam yapıyorlar. Şimdi kendisini tanıyalım. Bakalım kendisinin dilinden Çüngüş nasıl diyoruz. Merhabalar efendim. Merhabalar. 1994'te beri burada esnaflık yapıyorum. Marketçiliğim vardı. Marketçilikten sonra bir benzinlik, işte küçük çapta bir benzinlik işletiyoruz. İnşallah büyüklerimizden biz belediye başkanımızla beraber yine AK Parti ile yürümek istiyoruz. Yine Cumhurreisimizle yürümek istiyoruz. Yani bu ilçeye güzel bir şeyler yapmamız lazım.